Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda tığ ile reklam kazak nasıl örülür onu anlatacağım. Boğaz kısmından başlayacağız. Dikişsiz bir şekilde artırıp gövde kısmının taslağını oluşturacağız. Daha sonra kol kısımlarını dönerek örüp kazağımızı tamamlayacağız. Ben crop bir model olarak ördüm bunu. Henüz tamamlamadım. Şimdi size anlatacağım teknikle dilerseniz bolero boyutunda daha kısa örebilirsiniz. Dilerseniz upuzun bir kazak yapabilirsiniz. Dediğim gibi hala kol kısmındayım. Şimdi size yeni renklerle anlatacağım nasıl örmeniz gerektiğini. Videonun sonunda da ne kadar ip gideceğini anlatacağım ördükten sonra. Şimdi ben bu kazakları örerken elimde kalan ipleri değerlendirmek istiyorum. O yüzden rengarenk öreceğim. Dilerseniz tek renkte örebilirsiniz. Bu şekilde İnce bir iple karıştırarak öreceğim kazağımı. Mohair yünlü bir ip. Hem yünlü olacak hem kalın, sıcak tutması için. Ve elimde kalan renkli renkli iplerle de devam edeceğim. Yeşille başlamayı düşünüyorum. Tığım 5 mm. Kalınlığına göre tığ seçebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre. Zincirle başlayacağım. İkisini birlikte parmağıma doladım. Zincir yapacağım için bu şekilde bir daire yaptım. Tığımı geçirip düğüm yaptım. Çok salaş olsun istemiyorum. O yüzden normal zincirler çekeceğim. Bu şekilde ilmekler yapıyorum. Toplamda 84 tane zincir çekeceğim. Zinciri çektikten sonra bu zinciri neye göre belirleyeceğimizi örerken anlatacağım sizlere yeni başladıysanız. Şimdi ben bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Toplamda 84 tane zincirimi çektim bu şekilde. Şimdi düz bir şekilde hizalıyorum. İlk yaptığım zincirin içine batıyorum. İlmek çıkardım ve içinden geçirdim. Şu an zincirim bağlanmış oldu. Bu aslında kafamızın geçebileceği genişlikte olması gereken bir açıklık. Şimdi eğer daha önce tığ ile motif ördüyseniz bu tekniğe çok çabuk alışacaksınız. Köşe yapacağım ve köşe için 3 zincirle yükseliyorum. Bu zincir benim ikili trabzanımın boyuna eşit. Aradaki iki zinciri temsil etmesi için iki zincir daha çektim. Yani 5 zincirle yeni sıraya başlıyorum. Aynı noktaya ikili trabzan yapacağım. Tığımın başını doladım. Aynı noktaya batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu nokta bizim sürekli artırma yapacağımız nokta. Bu noktalara geldiğimizde hep trabzan ve arada iki zincir yapacağız. Aynı motifte olduğu gibi. Şimdi bu zinciri nasıl böleceğiz onu anlatayım. Zincir sayısının bu motif için şöyle bir önemi var. Sadece sizin bedeninize uygun olması gerekiyor. Zinciri çekip birleştirdikten sonra dilerseniz üzerinizde, dilerseniz de bir kazağınızın üzerine ölçerek bakabilirsiniz. Çektiğiniz zincire artı 4 zincir çekmeniz gerekiyor. Sebebi bahsettiğim artırma noktaları. Her 4 noktada birer artırmamız olacak. Onun için artı 4 zincir çekiyoruz. Normalde benim bedenim için 80 zincir ideal. Artı 4 zincir çektim. 84. Bu 84 zinciri şu şekilde böldüm. 25 göğüs kısmı için, 25 sırt kısmı için, 15'er de kollar için ayırdım. Siz de ona göre ayırabilirsiniz. Sadece şu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Bütün desenleri benimle birlikte aynı örecekseniz tek sayılar olmasına dikkat edin. Çünkü bir tane kafes modelimiz var ve kafes modelini yapmamız için bizim tek sayıya ihtiyacımız var. Eğer o modeli yapmayacaksanız çift sayılar da olabilir. Kendi bedeninize göre zincir sayısı belirleyip artı 4 ekleyip dediğim gibi bu şekilde oluşturacağız. Şimdi ben ilk artırma noktamı yaptım. Ve 25 tane ikili trabzan yapıyorum. Direkt göğüs kısmından başlayacağım. Batıyorum.
İlmek çıkardım. Önce ikisini ördüm, daha sonra ikisini. Bu sırada sadece ikili trabzan yapacağım. Bu noktayı saymıyorum. Şu an ikinci ikili trabzanımı yaptım. 25 tane olana kadar devam ediyorum. Beş zincirimi tamamladım. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Köşe noktasını yapacağım. İlk ikili trabzanımı yaptım. Arada iki zincir. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Dediğim gibi aynı motiflerde yaptığımız mantık. Sadece birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ön veya sırt fark etmez. Bu noktadan sonra kol kısmına geçiyorum. Ben kol kısmı için 15 tane ilmek ayırmıştım. 15 tane ikili trabzan yapıyorum. Beş ikili trabzanımı yaptım. Tekrar köşe yapmak için ikili trabzan yapıyorum bir tane. 2 zincir. Tekrar aynı noktaya. Şimdi sırt kısmı içinde 25 tane ilmek bırakmıştım. Yine 25 tane ikili trabzan yapıyorum köşe noktasına kadar. Beş ikili trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe batıp köşe yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Kol kısmını yaptık. Ön, arka kısmı yaptık. Yine kol kısmı için 15 tane ikili trabzan yapıyorum. Kazağımızın şu an boyun kısmının taslağı oluştu. Dediğim gibi sizin ölçünüze eğer bu uyuyorsa dilerseniz kafanızdan geçirip bakabilir ya da kazağınızın üzerine tutup ölçebilirsiniz. Bu şekilde uyuyorsa artık örmeye devam edebilirsiniz. Zaten ördükçe göğüs kısmı da artacak. Kol kısmının genişliği de artacak. İlk aşama sizin için idealse devam edebilirsiniz. En son kol kısmını bitirdikten sonra zincir çekmiştik hatırlarsanız başlangıçta. 1, 2, 3. Birinci zincirim burada. 2, 3. Üçüncü zincirime batıyorum. İlmek kaymayla kapattım. Şimdi artış noktalarını hep bu boşluğun içinde yapacağız. O yüzden boşluğun içine de kayma dikişi yapacağım. Fakat ben renk değiştireceğim için şu an parmağıma turuncu rengimi dolayacağım. Yünlü ipi de ayırıyorum buradan. Çünkü ikisini birlikte örmeye devam edeceğim. Kayma dikişi için ilmek çıkardıktan sonra turuncuyla ördüm. Bunu da burada sıkılıyorum. Artık yeşil ipi keseceğim. 5 tane zincirle yükseliyorum. 3, 4 ve 5. Buradan yeni rengi geçmeyebilirsiniz. Dediğim gibi dilerseniz tek renkte de örebilirsiniz. Desenli bir kazak olduğu için desenleri gösterecektir tek renkte. Dilerseniz burada arkada renk değiştirdikten sonra turuncu ve yeşili birbirine düğüm atarak en azından örene kadar sökülmemesi için böyle sağlamlaştırırsınız daha sonra. 5 tane zincirle başladım. 3 zincir trabzanımın boyu olduğu için 2 zincir de aradaki zinciri temsilen. Tekrar aynı noktaya ikili trabzanla yeni trama başlıyorum.
Arada bir zincir. Bu sırada dediğim kafes modellerini yapacağız. Hani tek ilmek sayısına sahip olmamız gereken model. Başını alıyorum. İlk trabzanı atlayıp yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar başını doladım. Yanındaki trabzanı atlayıp yanındaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar atlıyorum ve bu şekilde diğer artış noktasına kadar devam edeceğim. Bizim modellerimiz sadece orta kol kısımlarda olacak. Hep artış noktasına geldiğimizde bir tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar aynı noktaya ikili trabzan yapacağız. Aradaki modellerin köşelerle hiçbir alakası yok. Tekrar başını doluyorum. Birer ilmek atlayarak arada birer zincirle köşe noktasına kadar örüyorum. Köşe noktasına kadar devam ettim. Bakın artış noktasından önce bir ilmeğim kaldı. Başlangıçta atladığım gibi. Eğer çift sayı olursa burada bir yerine iki ilmek kalacaktır. O yüzden tek sayı olduğundan emin olun. Tekrar köşe noktasında boşluğun içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar boşluğun içine ikili trabzan. Kafes modeli olduğu için bir zincirle başlıyorum. Buradaki ilmeği atlayıp hemen yanına batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine kafes modelini öreceğiz ve başlangıç noktasına geldiğimizde zincir çektiğimiz örgümüzü kapatacağız. Başlangıç yerime kadar geldim. Bakın yine bir ilmek kalıyor burada atlamam için. Üçüncü zincirime batıyorum. İlmek kaydırma ile kapattım. Burada da kafes modelim oluşmuş oldu. Yine boşluğun içine ilmek kayma yaparken renk değiştireceğim. İlmeğimi çıkardıktan sonra yeni rengimi alıyorum. Buradan yünlü ipi de ayırıyorum. Her seferinde yünlü ipi koparmak istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Siz tek kat ipli yapıyorsanız devam edebilirsiniz. Yeni rengimle ördüm. Burayı sıkılayalım. 5 tane zincir. Eski rengimi kesiyorum. Yine arkada dediğim gibi bir tane düğüm atabilirsiniz. En son bunları ben iğne ile gizleyeceğim. O yüzden çok hani sıkı düğümler atmıyorum. Yeni modelimize başlarken yine köşede artırma noktama bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu modeli örerken boşluklarda çalışacağız. Kafes modellerini o yüzden yaptım. Başını doladım. Boşluğun içine batıp ikili trabzan yapar gibi İlmek çıkardım. İkisini ördüm. Tekrar başını doladım. İlmek çıkardım. İkisini ördüm. Üçüncü kez başını dolayıp ilmek çıkarıp ördüm. Benim ipimin kalınlığı için 3 tane yapmam ideal. Daha ince bir ipse veya daha kalınsa ona göre ayarlayabilirsiniz. İpiniz inceyse bunu 4-5 kere tekrarlayabilirsiniz. Veya daha kalınsa 2 kere tekrarlasanız yeterli. Şu an tığımda 1, 2, 3, 4 ilmek var. Dördünü birlikte ördüm. Bir zincir. Başını doladım. Boşluğun içine batıp ilmek çıkardım. İkisini ördüm. Tekrar başını doladım. İlmek çıkardım. İkisini ördüm. Tekrar üçüncü kez ikisini ördüm. 4 tane ilmeğim olduğunda dördünü birlikte ördüm. Arada bir zincir. Bu şekilde bütün kafes içerisinde bu modeli yapacağım. Köşe noktasına geldiğimde herhangi bir değişiklik olmadan bir tane ikili trabzan,
İki zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan şeklinde artırmamı yapacağım. Şimdi devam ediyorum başlangıç noktama kadar. Başlangıç ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. 1, 2, 3. zincire batıyorum. İlmek kaymayla kapattım. Boşluğun içine batıp ilmek çıkardım. Yeni rengime geçeceğim. Parmağıma doladım yeni rengimi ve ördüm. Yeni sıraya başlayacağım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Artık bu bağlama noktasını her seferinde göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü hem zaman alıyor hem de herhalde anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. 5 zincirden sonra köşe noktamla başladım. Şimdi bu modeli yaparken burada çekmiş olduğumuz birer zincirler vardı. Oralarda çalışacağım ya da direkt şuradaki boşluklarda da çalışabilirsiniz. Başını doladım. Buradaki zinciri görmüyorum. Bakın, direkt buraya batıyorum. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bakın bu ilmeği atlıyorum. Tepesindeki ilmeği geçip zincire batıyorum ve zincirin içinde iki tane ikili trabzan yapacağım. Dediğim gibi ya da bu boşluklara da batabilirsiniz. Ben zincir tepelerini batıyorum ve bu şekilde bu sırayı bitireceğim. Yine köşe noktasına geldiğimde bir tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Şimdi devam ediyorum. Sıramı bitirdim ve yeni rengime geçtim. Bu sırada çalışırken yaptığımız trabzanların üzerinde çalışacağız. Herhangi bir boşlukta değil. Yine başını doladım. Buradaki iki trabzanın ikincisine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, başını doladım. İlk yaptığıma dönüp ikili trabzan yaptım. Böylece çapraz bir modelimiz olmuş oldu. Başını doluyorum. Trabzanın ikincisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Geriye dönüp ilk trabzana bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde yeni bir model oluşmuş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar, daha doğrusu başlangıç noktama kadar devam edeceğim. Yine aralarda artırma noktalarında değişiklik olmadan bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şeklinde yapacağım artırmalarımı. Şimdi bu deseni örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamladım ve yeni rengime geçtim. Bu sırada ponçikler yapacağız ve yaptığımız çapraz modelin ortasında çalışacağız. Başına doladım. Bu çapraz modelin ortasına battım, ilmek çıkardım. Hiç örmeden tekrar doluyorum. İkinci kez ilmek çıkarıyorum. Üçüncü kez ve dördüncü kez. Dört tane batıp çıkardım ve hepsini birlikte öreceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek görünüyor. Hepsini birlikte ördüm. 2 zincir. Tekrar başını doluyorum. Boşluğun arasına batıyorum. Birincisi, ikincisi, 3,
ve 4. 4 kere ilmek çıkardım ve hepsini birlikte ördüm. 2 zincir. Bu şekilde ponçikler yapacağız. Çapraz modelin ortasına. Eğer ipiniz ince ise daha fazla batıp çıkarabilirsiniz. İpiniz kalınsa da 2-3 kere yapabilirsiniz. Ben 4 kere yapıyorum. Bu şekilde 3 ve 4. Hepsini birlikte ördüm. 2 zincir. Yine köşe noktasında, artış noktasında trabzan ve 2 zincir sabit. Onun haricinde bu şekilde modelimizi öreceğiz. Başlangıç noktasına kadar. Ponçikleri bitirdim. Yeni sırada boşluklar arasında çalışacağız. Bu sırada yaptığımızın aynısını yapacağız. Başını doladım. İlmek çıkardım. İlkini ördüm. Tekrar başını dolayıp ilmek çıkarıp ilkini ördüm. Üçüncü kez yaptıktan sonra bütün ilmekleri birlikte örüyorum. Bir zincir. Yine boşluğun içine battım. İlkini ördüm. Tekrar ilkini ördüm. Üçüncü kez. Bu şekilde bu sırayı bitireceğim. Arada bir tane zincir. Sıramı bitirdim ve yeni sırama başlıyorum. Burada yaptığım gibi her zincir ilmeğinde çift yapacağım. Yani siz bu boşluklarda da yapabilirsiniz demiştim. Ben bu noktalarda çalışacağım. Aynı noktada iki tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde yine aynı ve bu şekilde başlangıç ilmeğime kadar devam edeceğim. Sıramı tamamlayıp yeni rengimle yeni sırama başladım. Şimdi sadece ikili trabzan yapacağım. Kazağımı bu desenler tekrar edecek şekilde öreceğim. Bu kısmı anlattıktan sonra artık gövdeyi istediğimiz uzunluğa getirene kadar bu desenleri örerek devam edeceğiz. Bu sırada köşemi yaptıktan sonra ilk artışı boşluğun içindeki trabzan üzerinden yapıyorum. Ve bu şekilde bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağım. Köşe noktası yine aynı. Bir tane ikili trabzan, iki zincir ve tekrar ikili trabzan şeklinde. Şimdi ben bu şekilde bu sırayı devam ettireceğim. Sadece ikili trabzan. Ön kısmın ilk sırasını tamamladım. Bir detaydan bahsedeceğim. Burada başlarken artırmamızı yapmıştık. Bu sıranın artırması bitti. 4 köşemiz var. Her köşede bir artırma yapmamız gerekiyor. Buraya geldiğimizde buradaki trabzana batmayın. Benim şu an 35 tane ilmeğim var. Eğer buraya da batarsam 36 tane olmuş olacak. O zaman fazla bir artış yapmış oluruz. Buradaki son çift trabzanımın ikincisine battıktan sonra boşluğa geçip köşe noktasını yapıyorum. Aynı şekilde kol kısmında da artış yaparken bu noktadan başlıyorum artışa. Yani bir tane ikili trabzan yaptım. Bütün bir trabzan üzerine yapacağım. Buradaki artış noktasına geldiğimde direkt artış yapmayıp direkt köşeyi yapacağım. Bu detaya dikkat edin.
Sadece Trabzon yaptığım sırayı da bitirdim. Burada artık yeni sıraya geçerken renk değiştireceğim. Şimdi bundan sonraki olan kısımları göstermeyeceğim çünkü hepsini anlattım. Bundan sonra yine kafes modeli, buradaki modeller örülecek ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Peki nasıl anlayacağız nereye kadar örmemiz gerektiğini? Şimdi burası bizim hani ayırdığımız ön ve sırt kısmı. Burası da kol kısmı. Dilerseniz üzerinizde giyip kol açıklığına bakabilirsiniz. Burası bizim kol açıklığımız. Kol altında bu kısım eğer kasmıyorsa bizim için yeterli sıra örülmüş demektir. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Ön kısmı baz alarak bakalım 13 santim örmüşüm ben. S beden için 18-20 santim yeterli olacaktır. M için 20-23, L için 23-26 santim ideal olacaktır. Öyle düşünebilirsiniz. Bu açıklık benim için çok açık değil. Yani omuz kısmından düşmeyecek. Tamamen benim yakama ideal bir açıklık. Eğer siz omuz kısmı düşen bir kazak örmek isterseniz başta çektiğiniz zincir sayısını artırmanız gerekiyor. Ve eşit sayıya bölmeniz gerekiyor dediğim gibi. Şimdi benim 35 tane ilmeğim oldu ön kısmımda. Kol kısmı için 25 ilmeğim var. Yani kafes modelini örmem için tek sayıda. Dilerseniz bu ikili trabzan ördüğümüz kısmı birkaç sıra daha devam ettirebilirsiniz. Bunda bir sakıncası yok. Tasarımı tamamen size kalmış. Taslak bu şekilde. Ben yine belli bir uzunluğa gelene kadar tekrar edeceğim desenleri. Daha sonra kol kısmını ve gövdeyi nasıl uzatmanız gerektiğini anlatacağım. Videoyu iki bölümde yayınlamayı düşünüyorum. İkinci bölümün sonunda ne kadar ip gittiğini sizlere anlatacağım. Videodan haberdar olmak isterseniz ikinci video için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ya da Instagram adresime göz atabilirsiniz. Orada da paylaşıyor olacağım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.